Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız dedi. Maden de bizim, doğa da bizim. Doğaya, insana, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkartacağız. Madeni sadece taş topraktan ibaret görmeyin. Bindiğiniz araba, şu kullandığınız binalarda ki çimentosundan çakılına, demirine varıncaya kadar, tuğlasına, kiremitine varıncaya kadar bunlar hepsi madencilik sektörünün faaliyetlerinin bir sonucu. Sinop temasları kapsamında Boyabat Belediye Başkanlığı'na ziyaretinde konuşan Bakan Dönmez, hedefin madencilik ürünlerinde de ham madde ürünlerinde de dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyledi. Her yıl ortalama 4 ila 5 milyar dolar civarında madencilik ürünü ihracatımız var. Buna karşılık neredeyse bunun 2 katı kadar da ithalatımız var. Amacımız ne? Yine enerjide olduğu gibi, enerji ürünlerinde olduğu gibi madencilik ürünlerinde de ham madde ürünlerinde de dışa bağımlılığı azaltmak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden de bahseden Dönmez, gazın 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmayı planladıklarını ifade etti. Son birkaç hafta önce yine Zonguldak Filyos'ta yaklaşık 130 milyar metreküplük bir ilave keşifle birlikte 540 milyar metreküp doğalgazı keşfini yaptık. Bunu inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında sisteme entegre edeceğiz. Yani karaya çıkartacağız, denizin altından, suyun altından boru hatları çekeceğiz. Sonra da sizin kullanımınıza sunmuş olacağız.